Herkese selamlar, kanalımıza hoş geldiniz. Bugün Duster'ımızla şöyle güzel bir orman mekanına geldik. Şöyle diğer tarafı da göstereyim size. Harika bir ormanımız var. Hava sıcaklığı çok uygun. Ve bir gün önce de güzel yağmur yağmış, her yer ıslak. Bakalım şimdi kovamızı aldık. Mantar toplamaya başlayacağız bu güzel mekanda. İnşallah mantarlar buluruz. Bakalım. Bakın ormanın içine yeni giriyoruz ve böyle farklı türlerde mantarlar gözükmeye başladı. Bu da demek oluyor ki ortam şartları uygun. Bu mantarın bu arada türlerini bilenler varsa yorumlar kısmına ekleyebilir. Biz de öğrenmiş oluruz. Farklı yine mantarlar çıkarsa onları da bize söylerseniz, videoda görüp tanımlarsanız seviniriz. Bakalım şimdi burada biraz kesim yapmışlar. Ormancılar da yapmış olabilir. Köylüler de mantar için girip yapmış olabilir. Şöyle ilerleyelim. Ormanda mantar toplarken bir tane şöyle dal bulun kendinize. Ve o dalla şu çam yapraklarını, iğne yapraklarının altını kurcalayın. Zaten onların altında oluyorlar. Bakın şurada yine odunsu gövdede çıkan mantarlar var. Yine türünü biliyorsanız yazın. Bakın şurada mantarlar var. Yine yani bir bunları bilen arkadaşlar var biliyorum. Instagram'dan takip ediyorum. Onlar denk gelirse mesela şu dakikada şu mantar falan yazabilir. Bakın şurada bolca var, şunları göstereyim. Bizim ama asıl amacımız kanlıca bulmak. İnşallah denk geliriz ama bu kadar mantar varsa %90 denk geliriz diye düşünüyorum. Şimdi şöyle ilerleyelim. Daha çok dediğim gibi iğne yapraklarının altında oluyor. Ondan şöyle bakıyorum, çam ağaçları nerede? Bakın şuralarda çam ağaçları var. Onun altında iğne yaprakları olacaktır. Bu arada aslanım da bizle beraber. O da bakın, evet, bulmuş elinde zaten. Var, sallıyor. Bakın burada da değişik mantarlar var. Bu biraz daha parlak. Bunun da adını bilen varsa yazsın mutlaka. Ben sadece kanlıcayı tanıyorum. Onun için kanlıcadan başka toplamıyorum. Evet, bakın şöyle bir tane şurada bulduk. Şimdi nasıl ayırt ediyoruz? Şöyle yakından göstereyim. Bir turuncu pembelimsilik var. Şurasında bir çukur var bakın. Buradan dıştan baktığımız özellik bu. Sonra yanınızda bıçak olsun. Ben şu anda bıçak unutmuşum. Şöyle altından kesiyorum. Bakın köküyle çıkartmıyorum, kesiyorum. Çünkü bunların devamlılığı olması lazım. Şimdi bakıyoruz. Bakın bedeninde şöyle lekeler var. Bakın turuncu lekeler var ve kestik. Kesince şurada böyle bir turuncu halkası var. Bunun kanlıcı olduğunu anlıyoruz. Bakın şöyle şeklinde. Şöyle göstereyim. Evet, toplamaya devam. Evet arkadaşlar, bakın biraz topladık. Şimdi yine toplamaya devam ediyoruz. Balık yok bu arada. Levreye çıkmıştık. Balık olmayınca mantara devam ediyoruz. Görüşmek üzere. Bakın burada da simsiyah mantarlar var. Yine bunu da bilen arkadaşlar aşağı kısma yazsın ne olduğunu. Kaçıncı dakikada, şu dakikada, şu saniyede çıkan mantarın adı şu diye çok seviniriz. Şimdi gezmeye devam ediyoruz. Bir tane de şöyle sopa buldum kendime. Onunla kurcalayacağım. Yine dediğim gibi bakın şu şeylerin adı. Bakın şuradaki kestiğimiz mantarın şeyini görüyorsunuz. Bu orada yine çıkacak yani.
1-2 hafta içinde yeniden mantarlar fışkıracaktır oradan. Ama bazıları köküyle çıkarıyor. Köküyle çıkarmayacaksınız arkadaşlar. Böyle sapını kesip öyle alacaksınız. Şimdi biz devam ediyoruz. Evet, farklı bir mantar daha gördüm şöyle. Bilenler bunun adını da yazarsa yorumlara seviniriz. Bu arada yenebilenlere de denk gelirsek yorumlara şu mantar yeniyordu diye eklersiniz. Bakalım aslanım bir şey bulmuş. Gidelim yanına doğru. Evet, bakın. Kanlıcayı bulmuş aslan. O genelde kanlıcanın yanında daha çok olabiliyor. Şey ama içi biraz boşluklu gibi. Olsun, olabilir. Aldım o zaman. Evet, Aslı Hanım da çözdü. Bak orada bir parçaları daha var sanki. Ama hangisini ait bilmiyorum ki. Burada parçalanmış. Aynen. Birkaç parça bir şey. Doğru. Bunu hayvanlar da yapmış olabilir. İnsanlar da alırken düşürmüş olabilir. Bakın farklı bir mantar da buldum. Bunun adı püfleyen mantar mıydı? Tam emin değilim. Bakın şöyle basınca içinden sporlarını fışkırtıyor. Değişik bir mantar. Doğru adını bilen varsa paylaşabilir bizde. Aslanım var mı? Var tabii ki diyor. Vallahi bizden iyi çıktı. Topluyor hepsini. Oo! Kocaman. Evet, bakıyoruz şimdi. Altında, evet, üstü çökük, turuncu. Alıyorum. Alıyoruz. Şöyle kovamızı uzatayım size. Oho. Oralarda sanki bir tane daha görmüştüm de. Var, evet. Girememişler buraya. Aynen, oraya girememiş. Bak orada ezmişler hatta. Gördün mü? Uzaktan çekmeye çalışırken. Bak, evet. Uzaktan çekmeye çalışırken parçalanmış. Burada bir tane ağaç devrilmiş. Bakın. Evet, az sayıda kanlıca mantarımızı bulduk. Şimdi biraz mola vereceğiz. Yine yani şu anda yol kenarındayız. Burada az olmasının nedeni belli. Çok insan girip çıkıyor. Daha az ıssız yerlere girip tekrardan bakacağız. Bugünlük bu kadar. Yemeğinde görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.